Arkadaşlar merhabalar. 3D AYT video destekli defterimizde belirli integralle integrale devam ediyoruz. Bu ana kadar yaptığımız her şeyi belirli integralle kullanacağız. O yüzden önceki kısmı düzgünce video destekli defterden bitirmiş olmanız lazım ve soru bankasından çözmüş olmanız lazım. Çünkü Oradaki bütün bilgileri güzelce yorumlayacaksın ki burada iyi yapabiliyorsun. Yoksa şu oyunu yapmayın bakın. Hocam ben önce hepsini bir bitireyim sonra soru bankasına geçerim. Olmaz. Onu o yüzden en baştan uyarıyorum. Burada artık oraları bildiğinizi kabul ederek yeni değerler katacağız size. O yüzden bunu en başta bir uyarmış olayım. Şimdi... Belirli integrale başlarken arkadaşlar yapacağımız olayı söyleyeyim size. Belirsiz integralde yaptıklarımızın üzerine artık bakın burada sayılar ekledik. Bu sayıları da değişkenlerde yerine yazarak işlemi halledeceğiz. Bu işte size neyi anlatıyor biliyor musunuz? Türkçesini söylüyorum not edebilirsin. İntegrali al. İntegrali aldıktan sonra b'yi ve a'yı yerine koy. İkisinin farkını aldığın zaman cevabı buldun demektir. Hemen yapalım bak. Hiç bence vakit kaybetmeye bile gerek yok. Ne yapacağız biliyor musunuz? İntegrali alacağız. 2x'in integrali x kare. 1'in integrali x. Normalde belirsiz integral buydu değil mi? x kare artı x artı c idi. Şimdi artık arkadaşlar burada x yerine 3 ve 1 yaz demektir. x yerine 3 yazıyorsun. 9 artı 3 artı c. Eksi x yerine 1 yazıyorsun. 1 artı 1 artı c bunların farkını alıyorsun. Farklarını alınca c'nin hiçbir anlamı kalmıyor artık. O yüzden arkadaşlar belirli integralde kurtulduk. Burada artık c sabitine gerek yok. Çünkü zaten c eksi c birbirini götürüyor. İşte değişikliğimiz sadece bu. Alıyoruz fonksiyonda önce x yerine 3 yazıyoruz. Komple bütün fonksiyonda. Sonra komple bütün fonksiyonda 1'i yazıyoruz ve farklarını alıyoruz. C'yi yok etmemizin sebebi de zaten farklarını alınca otomatik olarak kendiliğinden gitmesi. Dolayısıyla artık ona ihtiyacım yok diyorum. 12-2'den işte ilk cevabımız hayırlı uğurlu olsun sorumuzu hallettik. 10 geldi. Bakalım şimdi ikinci örneğimize. Bakın bir belirli integral ama öncesinde zaten biz bunun 3x karenin integralinin ne olduğunu biliyoruz. x küp. Bakın burada bunu söylüyorum. Hani 3x karenin integrali geri gel uzun sakın ha bak böyle belirli integrali geldiğin zaman artık şunu diyebilmelisiniz. 3x karenin integrali tabii ki hocam x3. x küp. x'in üstünü bir arttır. Sonra arttırdığını paydaya yaz. Onu git 3 ile çarp bu zulme girilmez. O yüzden burada sen de görebiliyor musun? 3x karenin integrali tak diye x küptür. Göremiyorsan hemen dediğim gibi belirsiz integralde eksiklerini hallet. Buraya öyle gel. Dolayısıyla x küp Şimdi artık buraya eksi 2 ve 3 yazıyoruz. Böyle çizgi çekiyoruz. E, alışkanlık, matematik alışkanlığı söyleyeyim. Bunu hani bir kabul olarak görebilirsiniz. O çizgi yazacağımız sayıları hatırlatmak amaçıyla. Dolayısıyla burada x yerine 3 yazdığımız zaman 27. Eksi x yerine eksi 2 yazdığımız zaman eksi 8. Demek ki ilk fonksiyonun integrali 35'miş arkadaşlar. Şimdi gelelim diğerine. Diğeri sabit sayı. Hemen dikkat et. Normalde arkadaşlar a'nın integrali nedir? x'e göre ax'tir. Aman dikkat. Dolayısıyla a çarpı x. Çünkü aslında orada a olmasa a'yı dışarı atsan integralde. Birinin integrali neydi? x'ti. Dolayısıyla x çarpı a neye göre integral aldığını unutma. x'e göre integral alıyorsun. Ve eksi 1'e 4. O zaman buradan ne olmuş oldu? x yerine 4 yazarsak 4a. X yerine eksi 1 yazarsak buradan da ne geldi? Eksi A geldi. Demek ki burası da 5A'ymış. 35 artı 5A eşittir 50 oldu. 15 eşittir 5A'dan A arkadaşlar 3 geldi ikinci sorumuzun cevabı. Gelelim şimdi belirli integralin çok basit özelliklerine. O kadar basit yani ispatlamaya bile gerek olmayacak derecede basit özellikler. 1- sabit sayıyı dışarı alabilirsin. Biz zaten bunu belirsiz integralde yaptık ki ya. örnek daha deminki soruda bile çaktırmadan onu yaptık aslında. 2x'in integralini alırken 2 çarpı integral x diyebilirsin. Hiçbir sorun yoktur. Belirli integralde de yapabiliyor muyuz hocam? Evet yapabiliyoruz. Belirli integralde sınırlar aynı olduğu sürece fonksiyonları parçalayabilirsiniz. Ne demek istiyorum? x kare artı x'in integrali sıfırdan bire ise sen bunu böyle yapabilirsin. Bunun integralini ayrı al. Bunun integralini ayrı al. Hiçbir problem yok. Ya da tersinden iki tane fonksiyonun böyle ayrı ayrı integrallerini verdi ve sınırları aynı. O zaman bunları gönül rahatlığıyla tek bir fonksiyonmuşçasına düşünebilirsiniz. Zaten örneklerini de göreceğiz. Bazen parçalanmış fonksiyonları bilerek veriyor ki onları birleştir ama sınırları aynı olmak kaydıyla. A'dan A'ya integral sıfırdır. Özel bir şey mi? Bir örnekle hemen gösterelim. Hiç özel bir şey değil. Baksana şimdi bak burada integral aldığım zaman bunun integraline x kare bölü 2. A'dan A'ya yazdım. A kare bölü 2 eksi A kare bölü 2 ne oldu? 0. O yüzden belirli integralin üst ve alt sınırı birbirine eşitse doğal bir sonuç olarak integral sıfır geliyor arkadaşlar. Silelim bile bak o kadar değersiz bir şey yani. Yeter ki hani bunun böyle olduğunu artık bil. Sonrasında ne yapacağız? Evet integralde arkadaşlar sınırları değiştirirseniz fonksiyonun integrali işaret değiştiriyor. Basit bir örnekle göstereyim. Çok basit bir örnek yapalım. 2x 1'den 2'ye dx olsun. Normalde integralimiz nedir? x kare 1'den 2'ye. Yapalım şimdi. Hemen kontrol ediyorum. 4 eksi 1 ne çıktı cevap 3. Git sınırları yer değiştir. 2'ye 1 2x dx de şimdi. x kare sınırlarım 2'den 1'e yaz yerine 1. Yaz yerine 4. Ne çıktı cevap? Eksi 3. Bak bu da doğal bir sonuç. Hani bunlar böyle çok ilginç bilgiler değil. Ama önemli bilgi. Bunun yanına yıldızı koy lütfen. Bunu sorularda kullanacağız ve karşınıza gelecek. Bazen buradan işlem hatası yaptırmaya kalkabilir. Uyanık olacağız. Ee, hemen orada ne söyleyeceğiz? A'dan B'ye integral, B'den A'ya integral'in eksilisidir. Basit, önemli bilgi. Gelelim şimdi integralde bakın arkadaşlar. A, B, C olmak üzere. A'dan C'ye integral'i parçalayıp A'dan B'ye ve B'den C'ye yapabiliriz. Ne demek yani hocam o? Ee, örnek veriyorum. 1'den 4'e integral fx dx olsun. Hatta spesifik bir şey yazayım. Bunu şöyle yazma hakkım var. 1'den 2'ye x dx, 2'den 4'e x dx şeklinde. İstediğin bir yerden integral'i bölebilirsin, ayırabilirsin. Sınırların yeter ki baş sınır ve son sınır değişmesin. Bunun sebebini arkadaşlar grafikle göstereceğim. Şu an daha yapmıyoruz ama integral eğri altındaki x ekseni ile arasında kalan bölgenin alanında diye adlandırabiliriz. Tamam mı bazen integrali? Dolayısıyla biz şimdi toplam böyle ayrı ayrı parçalar göstereyim size. Şurası eksi 2 olsun burası 3 olsun. Normalde eksi 2'den 3'e f neye eşit biliyor musunuz? Sonra göreceğiz. Şu an bilmenize gerek yok. Buradaki eğri altında kalan alana eşittir. Şimdi sen bunu alsan parçalasan. Eksi 2'den 1'e kadar yapsan yeşil bölgenin alanı sonra da 1'den 3'e kadar yapsan mavi bölgenin alanı yine toplam alanı veriyor. İşte bu kadar basit bir sebebi var. O yüzden derin bir anlam aramayın. Ayrı ayrı alanların toplamı toplam alanı vereceği için integralin de alanla direkt bir ilişkisi olduğu için göreceğiz diğer konuda. Dolayısıyla böyle parçalama yapabiliriz. Örnek görüntüyü de şöyle kendiniz bir tane basit örnek lütfen kağıdınıza kitabınıza iliştirin. Şimdi bakın bunlarla ilgili örneklerimize bakalım. Şu an aslında bir şey söyleyeyim mi? Bir özellik bile öğrenmedik. Şu an yapacağımız şeyler aynen normal sıradan integral al. Integrali aldıktan sonra yerine 2 ve eksi 1'i yazmaktan ibaret. Sadece e, kitabi olan map kazanımlarda da geçen özellikleri belirtmiş oldum. Burada bence ne olursa olsun 4 önemli. Tabi dikkat etmek lazım. Bakalım şimdi. 3x kare eksi 4x artı 1 ayrı ayrı integral alabilirsin. x küp. Eksi 2x kare artı x kaçtan kaça? Eksi 1'den 2'ye. O zaman hemen ilk önce 2'yi yaz. 8, eksi 8, artı 2. Parantezi kapat. En sıkıntılı yer burası. İşlem hatasında çok müsait bir yer olması. Sonra eksi 1'i yaz. Sonra eksi 2, eksi 1. Gördüğünüz gibi bunu yazdım. Burası 2 geldi. Arada eksi var. Burası eksi 4 geldi. Bir de önünde eksi olduğu için 2 artı 4'ten cevabımız bakın 6 geldi. Bakalım şimdi mesela burada 2mx artı n 2'den 4'e dx 40 demiş. Eksi m'den m'ye 2x artı 1 dx 6 demiş. Ben soruyu her zaman diyorum ya bir bütün halinde bir okuyun önce bir görün nereden başlamalıyım soruya. Tabii ki buradan. Çünkü orada tek bilinmeyen var bak burada iki bilinmeyen var. Ve bunu hallederiz gözünüz korkmasın. Aslında bu şu demek değil mi? 2x'in integrali x. Birinin integrali 2x'in integrali x kare. Birinin integrali x ve eksi m'den m'ye. Aç parantezi m kare artı m. Eksi de aç parantezi bir daha m kare eksi m'ye bu sefer. Ne olacak? M kareler gider. M kare artı m. Eksi m kare artı m olduğu için. 2m eşittir 6. m buradan ne geldi? Bak 3 geldi. M3 geldiğine göre artık yaz burada yerine 2'den 4'e 6x artı n dx ayrı ayrı integral alma hakkımız var. 6x'in integrali 3x kare. n bir sabit sayı birinin integrali x bir de önünde n var diyeceksin. Sabit bir sayının integralinin nx olduğunu unutma. Buradan da artık 2'ye 4 yaz bakalım yerine 16 çarpı 3 48 artı 4 n kapat parantezi. 4 çarpı 3 12 artı 2 ne? Buradan da 36 artı 2 n eşittir 40? Ne arkadaşlar ne geldi? 2. Buna göre n ile m'nin çarpımı soruluyor. 2 çarpı 3'ten cevabımız bakın 6 oldu. 1 bölü x kare dx üzeri 4 artı x küp 2'den 3'e integralinin değeri nedir? Ben arkadaşlar burada riske girmem. Daha öncesinde de söylemiştim size bu biraz kafa karıştırır. Ben riske girerim diye derseniz ben girmem açık söylemek gerekirse. Düzgünce bunu usulüne uygun yazarım. 1 bölü x kare işlem hatası riskimizi niye arttıralım? x üzeri 4 artı x kübünün integrali nedir? 4 x küp artı 3 x karedir. Ve dx'tir bak diferansiyelini böyle yazdık. Bundan sonra artık böyle yazınca e, sadeleştirme yapabileceğimi görüyorum. 4x kübü x kareye böl çarpma işlemi bak arada var ne oluyor? 4 x oluyor. Artı 3 x kareyi x kareye böl. 3 oldu. Dx kaçtan kaça? 2'den 3'e. 4x'in integrali nedir? 2x kare. 3'ün integrali 3x. 2'den 3'e. Yaz şimdi. Ee, 3'ün karesi 9. 9 kare 2 18. 3 kere 3 9. Kapat parantezi. 2'nin karesi 4. 4 kere 2 8. Artı 6. Buradan da 27 eksi 14 yani cevabımız bakın 13 oldu. İntegral al yerine yapıştır. Ekstra şu an sadece yaptığımız bu. Bakalım şimdi buraya. Burada ne demiş? Eksi 1'den 4'e 2 artı 3 fx dx 46. Eksi 1'den 4'e 2x eksi fx dx integrali nedir? Basit soru ama yıldız koyacağım. Şöyle bakın. Burada artık İşin içine ne girdi? F girdi. Ayrı ayrı integralleri bence bir yaz daha iyi görelim. Nasıl olsa bu hakkım var değil mi? İntegrallerine bir yol olunca böyle yazıyorum bak. 2 dx artı eksi 1'den 4'e hatta 3'ü de al başa fx dx katsayıyı alabiliyordum bak böyle. Bu 46'ya eşit. Şimdi arkadaşlar fonksiyonu biliyor muyum? Bilmiyorum. Ben bunun integralini alamam ki. Eksi 1'den 4'e fx Hatırlayın bakalım fx dx diye bir şeyin integrali var mı? Ne onun integrali? Neyin türevi fx'tir? Ne bileyim çünkü bir şey yok ortada. Bak f türev x olsaydı bunun integrali neydi? fx artı c. Hadi belirli integrali de git böyle yaz. Ama bu f türev değil. f'in integrali fonksiyonu bilmiyorsan soru işareti. O yüzden eksi birden dörde fx dx'e bence bir sayı verelim. Harf verelim daha doğrusu a diyelim. Burada arkadaşlar aman dikkat edelim lütfen. Belirli veya belirsiz integralde. F'in integralini bilemezsin. Ne zaman bilemezsin? Fonksiyonla ilgili bilgi vermiyorsa. Çünkü neyin türevi F? Düşün bakalım bir. Ee, bir soru işaretinin türevi F olsun. Neyin türevi F? Hiçbir şey. Orada bir fonksiyon vereceğim ki bir türeve dönüşsün. O yüzden burada bak ilk tongaya düşeceğiniz yer burasıydı. Burada düşmediysen hiçbir problem yok. Ama dediğim gibi rahat olacağız vermiyorsa ben buna bir şey diyemem. Bak bu benim sorumluluğum değil soruda. Bu sorunun sorumluluğu. Bunu bilemem diyeceksin. Geçeceksin. Hemen geçiyorum. 2'nin integrali en azından 2x eksi 1'den 4'e. Bu kutu içine aldığım yerin integralini bilemem. Mecburen a diyorum. Eşittir 46. Şimdi devam ediyorum. 2x 4 yazdığın zaman 8 eksi parantez aç bir tane eksi 2. Buradan ne geldi o zaman? 10 geldi. Hemen kontrol ediyorum. Şurası 3 tane a olacak. Çünkü integraline a dedik. Başında bir 3 kat sayısı var. 3 a. Buradan o zaman 3 a eşittir 10. Öbür tarafa attım. 36 a ne geldi? 12. Demek ki arkadaşlar işte bu integral 12'ymiş. Şimdi geliyorum artık. Burada da ayrı ayrı yazıyorum. Eksi 1'den 4'e 2x dx eksi. Eksi 1'den 4'e Fx, de, x dx. Bunu zaten ne güzel bulduk mis gibi. Sınır aynı fonksiyon aynı 12 oldu. Şimdi geliyorum buraya. Burada ne söyleyeceğim? Eksi 1'den 4'e 2x dx. Eksi 1'den 4'e 2x dx. Aslında var ya burada bile uğraşmana gerek yok. Biz ha 2 uğraşmamıza gerek var. Deminki ki diyecektim ki yapamadık o uyanıklığı. Bu 2'nin integrali bu 2x'in integrali alıyoruz. Üşenmiyoruz. x kare eksi 1'den 4'e eksi 12. Buradan da 16 eksi eksi 1'in karesi 1 olduğu için eksi 12. Demek ki 16 eksi 13'ten cevabımız 3 olmuş oldu arkadaşlar bu soruda. 0'dan 3'e x kare artı sin kare x ve 0'dan 3'e 2x artı cos kare x dx. Ben tabii ki sin cos tan falan logaritmanın integralini bilmiyorum. Ama bak gel bak kurala. Ne diyordu kural bize? Eğer fonksiyonlar burada aynı sınıra sahipse ister parçala ister birleştir. Bak bu özellikle ilgili bile so böyle soru sorabiliriz. Sadece dikkat edeceğin şey sınırlar aynı mı? Aynı. Aynı çatı altında birleştirebilirsin. Sıfırdan 3'e x kare artı 2x artı sin kare x artı cos kare x. Buradan dx olmuş oldu. Şimdi bundan sonra ne söyleyeceğiz? Sıfırdan 3'e x kare artı 2x sin kare kos kare 1'dir. dx. Güzel. E şimdi burada arkadaşlar x artı 1'in karesi olduğu için bu ifade istersen şunu yapabilirsin. 0'dan 3'e x artı 1'in karesi dx. Nedir bunun integrali? x artı 1'in 3. kuvveti bölü 3. Kaçtan kaça? 0'dan 3'e. Gördüğünüz gibi üstünü 1 arttır aşağıya yaz. Hemen hatırlatıyorum. Bunlarda uzunca u vermeye gerek kalmadan x'in katsayısı olmayacak ama 1 olacak sadece. Eksi bile olamaz. x artı c'nin integral'i n'inci kuvvette neydi? Üstünü 1 arttır. Uzunca u vermene gerek yok ve bunu böyle yaz tamam mı? Sadece pratik olarak bu x artı c üzeri N n'in integral'inde bunu yapabiliriz. Yoksa hep u yapıyoruz değişken dönüştürüyoruz. Doğal olarak 3'ü yazdım. 4'ün kübü 64. 64 bölü 3. Sonra 0 yazdım. 1'in kübü 1. 1 bölü 3 araya eksiği koydum. 63 üç bölü 3'ten ne gelmiş oldu? Cevabımız 21 geldi. Eksi 2'den iki, eksi 2'ye tank uğraşma. Direkt geç. Bak bak buraya. İntegralin sınırları aynıysa direkt cevap 0'dır. Hiç uğraşır mıyım? Çünkü zaten bilerek vermiş bak. Tank kare x sen onun integralini alamazsın ki. Doğal olarak ne olmuş oldu? Bu şekilde olayı hallettik. Bakalım şimdi buraya yine. Eksi 2'den 2'ye, 2'den eksi 2'ye. Heh. Şimdi geldi yine basit ama önemli bir soru. Bakın arkadaşlar integrallerde sınırlara dikkat edeceğiz. 2'den 2, eksi 2'ye, eksi 2'den 2'ye. İşimize geldiği gibi birini değiştireceğiz. Ee, burada kural bu arada illa küçüğü alta yaz, büyüğü üste yaz diye değil. Genel alışkanlık hani sayı doğrusuna sağa doğru gittiğimiz için analitik düzlemde. Küçüğü alta yazıyoruz ama bu hatalı bir gösterim değildir. Sadece Soruyu biraz daha kendi lehimize çevirmek adına birinciye dokunmayacağım. İkinciyi bak ne yapıyorum. Önünde eksi var değil mi? Sınırı değiştirirsek ne demiştim? İntegral işaret değiştirir. O zaman eksi eksiden bak ne olacak? Eksi 2'den 2'ye artı 6 ln x dx diyeceğiz. Sınırlar aynıysa tek çatı altında birleştirebilirsin. 4x artı 6 eksi ln x artı ln x dx bunlar gitti. Buna göre artık integral 2x kare artı 6x eksi 2'den 2'ye. Al bakalım integrali 2'nin karesi 4. 4 geri 2 8. 6 çarpı 2 12. Eksi 2'nin karesi yine burada 8. Eksi 12. Buradan 8'ler gitti. 12 eksi 12, 12 eksi eksi 12'den cevabımız bakın 24 oldu. Şimdi bakalım bir buraya. 1'den 10'a fx dx 36. 1'den 7'ye fx dx 17. 10'dan 7'ye fx dx integralinin sonucu kaçtır? Şimdi arkadaşlar. Burada ilginç bir durumumuz var. O kadar dedim bak hani fx'in integralini alamıyorduk hocam. Evet zaten alamayacağız yine. Ama sana bir bilgi vermiş zaten. Şimdi bak. Burada 1'den 10'a fx dx 36. 1'den 7'ye fx dx. Şu kuralı bir hatırlatmak istiyorum bir şey A'dan C'ye olan integral B eğer B eğer A ile C arasındaysa bak şöyle yapabiliyorduk. A'dan B'ye kadar integrali al F'in. Sonra bir de B'den C'ye kadar al. Yine bu şu integrali veriyor değil mi? Kural göstermiştim. O zaman işte burada şu 17, 1, 7. Dikkat et lütfen. 7 ile buradaki 7 aynı. O zaman ne yapacağım biliyor musunuz? Bak şimdi gel. 1'den 7'ye fx dx artı 7'den 10'a fx dx eşittir 36. O zaman ne olacak? 1'den 7'ye fx dx ne vermiş soru bana? 17 olarak vermiş. Hemen bir kontrol et bakalım bu kutu içine aldığımı. Şöyle buraya baktığımız zaman 7'den 10'a 10'dan 7'ye bunlar aslında ne yapılmış? Sınırları yer değiştirilmiş. O zaman 10'dan 7'ye fx dx eşittir. Eksi 7'den 10'a fx dx olacak. Ya da buna artı yap buna eksi yap. Birbirinin zıt işaretlisi yani. O zaman ben buraya b dersem. Şuna b dersem. Soru benden neyi istiyor arkadaşlar? Eksi b'yi istiyor. Bakalım o zaman. 17 artı b eşittir 36. 36. B buradan 36 eksi 17'den 19 oldu. Ben neyi buluyorum ama bak 7'den 10'a değil 10'dan 7'yi buluyorum. O zaman bulduğumun ne dedik? Zıt işaretlisi yani eksi 19 olmuş oldu. Buna da bir yıldız atalım. Özelliklere bakın yeri geldiği zaman kullanacağız. Tek başına manasız görünüyor o özellikler ama Soruların içinde işimize geldiği gibi sınırları değiştirebileceğimizi görmemiz lazım. Bayağı bir yer işledik arkadaşlar. Ufacık bir mola verelim su molası niyetine. Devamında parça parça konuyu işlemeye devam edeceğiz. Belirli integral ve integral alan zaten fark etmişsinizdir sayfa sayısından. Bayağı yoğun bir yer. O yüzden böyle molalarımızı vererek güzel bir şekilde gidelim görüşmek üzere.